Üşüyorum. İçim üşüyor. Bu kadar tarifsiz bir şey ki. Bir gün bir şey öğreniyorsun. Hafızanda seni sen yapan her şey. İnandığın, bildiğin. Her şey darmadağın oluyor. Benim babam küçükken ölmüştü. Yalan. Annemle küçüklükten kalma bütün fotoğraflarımız yalan. Babam anne dediğim kadının kocasıymış sadece. Evsede konuşmaya başladığımdan beri Evset dedim ben. Meleğe hep acıdım. O benim kadar şanslı doğmadı dedim. Niye? Neden peki? Neden sana böyle bir yalan söylemişler? Söyledikleri her şey beynimde uçuşuyor. Evset hamileymiş. Çocuğu doğuramıyormuş. Annem de hamile kalamıyormuş. Hastanede karşılaşmışlar. Bu onlara Tanrı'nın lütfuymuş. Lütfu ne biliyor musun? Bizim balayından erken dönmemiz. Benim annemi evde bulamayıp Ömer Bey'in evine gitmem. O adamı, babamı. Onu ölürken görmem. Sonra söylediği her şeyi duymam bir lütuf. Benim Evset hakkında az da olsa fikrim var. Ama babam olan adamla en uzun konuşmamı o ölürken yapabildi. Necat da biliyormuş. Hiçbir şey söylemedi. Niye? Neden söylemedi? Afiyet olsun. Buyur gel. Yok size afiyet olsun, ben çıkacağım. Niye burada yiyorsunuz? Teyzen nerede? Odasında. Bugün kendisini pek göremedik. Sen bir git bak istersen. Pek keyfi yok. Ziral gitti. Yokluğunu günle gün daha çok hissediyor. Alışıncaya kadar tat tuzu olmaz. Kadın haklı. Ben bir bakayım. Bile aramadı. Zaman teyze. Zaman. Züler bundan sonra yüzüme bakmazsa ben öleyim Necat. Hayatımı bundan sonra kalanın anlamı olmaz. Öyle konuşma. Ben onu her şeyimi yerine koydum Necat. Her şeyimi. Evladım. Bazen geç kalınmış itiraflar felaketlere neden olur. Ama gerçek sevgiyi hiçbir şey sarsmaz. Ona biraz zaman ver. Züleyha artık çocuk değil. Bugünden sonra ne kadar geriye bakarsa baksın hayatının bütün resmi bozuldu.
toparlanır zamanla. Zaman. Zamanı geri alsam keşke. Ta o ilk gün, o kucağıma aldığım güne, senin adın Zülal olsun dediğim güne, seni ben doğurmadım. Ama doğurmuşum gibi çok seveceğim diyemediğim güne. Nişat, ne olur onu arar mısın? Bizim telefonlarımız açmaz ama seninkini açar. Ne olur. Teyze, Zülal beni de sildi. Sana kıyamaz. Bir defacık sesini duyayım. Ne olur oğlum. Biraz rahatlatır. Şu anda ihtiyacım olan tek şey rahatlamak. Telefonun çalıyor. Nejat. Bence açmalısın. Bütün bu olanlardan sonra ne diyeceğini ben de çok merak ediyorum. Belki evdekilere bir şey olmuştur. Açmıyor. Kapatma. Alo. Zülal. Ne oldu? Annen seni çok merak ediyor. Hangisi? Teyzem. İyiyim ben. Ölüm değil. Güvenebileceğim tek insanın yanındayım. O biliyor mu? Saklayacak gücüm yok. Ne dedi? Hiçbirimiz bunların olmasını istemezdik. Öyle mi? El ele verip yaptınız ama. Ben artık buna devam edemeyeceğim. Gitmem lazım. Allah kahretsin, bir iş yemeğim var. Çıkmam lazım. Gün gelir seni affeder. Gün gelir Efset'i anlar. Ama Zülal bir tek benim için artık geri gelmez. Biraz yavaş. Şunlara baktın mı? Cesaret edemedim. Tam bir trajedi. Trajedi. Zülal. Nejat'ın aslında kuzenin olmadığının farkında mısın? Bu senin için fark eder miydi? Yani çok önceden biliyor olsaydın. Fark ederdi. Onun kuzenim olmadığını bilmem. Gerçek annemin kim olduğunu bilmem demekti.
var. Evset'ten öykümüzü dinlersin. Olanlar yüzünden, ondan, kızımdan uzak, perişan bir halde, yarı diri, yarı ölü yaşadım. Tahliye olduğum gibi sizin evin yanına taşınmam bu yüzden. Evset'e yaklaşmak, kızımı bulmak için. Senden istediğim tek şey, Evset'e benim kızım olup olmadığını sorman. Biliyorum bu satırlar seni çok şaşırtacak. Ama sen onunla aynı yaştasın. Senin yaşında Evset'e yakın, Evset'in görüştüğü başka biri yok. Gizlice izledim. Eğer Evset sana gerçeği söyler de benim kızım olduğunu öğrenirsen, kanserden ölen babanı tanımayacağın için sana bu satırları bırakıyorum. Benim adım Ömer Fıran. 1964 Mersin doğumluyum. Hayatta olan bir babaannen, bir deden, amcan, halan yok. Benden sana kalan tek yakınların senin de tanıdığın Berdan ve Sevim. Bu zarfla birlikte sana ömrü hayatımda sahip olduğum iki şeyimi bırakıyorum. Mersin'deki toprağım, 25 senemi dile döktüğüm hapishane günlüğüm. Asla ihtimal vermiyorum ama eğer kızım değilsen bunu sana verilmiş bir emanet bil. Sen sorunca Evset mecbur o kızın kim olduğunu söyleyecek. O sensin. Ama değilsen yine de ona verirsin. Ömer. Bir kere hatırlıyorum. Senin yaşında bir kızım var demişti. Onu kapımızın önünde baygın halde bulduğumuz gece Evset'e sordum. Kaç kere sordum hem de. Keşke kızın nerede bilsek de haber versek dedim. Başka güvenebileceğim kimsem yok. Ben hep senin yanında olacağım.
Konuşmamız lazım. Söylenecek başka bir şey var mı? Sen benim tek evladımsın. Sen de benim tek annemdin. Benim hakkımda hissettiklerini öğrenmek, bilmek istiyorum. Doğru ama anne. Büyüten mi anne diye düşünüyorum. Sakın bunu muhakemesini yapma. Gerçeği saklıya saklı. Bu sözlerle canımı acıtma evladım. Kaç defa dilimin ucuna geldi. Her anne değindiğinde geri yuttum. İtiraf edemedim. Zülal'i karşıma alıp her şeyi birbiri anlatacağım demedi. Bir anne gibi bunca yıl nasıl saklayabilir? Hiçbir şey hissettirmedi. Çünkü sana bakamayacak kadar perişan bir halde verdi seni bana. Çok çekmişti. Bizimle tanışmadan önce de çok çekmiş. Ömer yüzünden. Evlenemeyeceği bir adam çocuğunu nasıl doğursun? O zamanlar kötü derlerdi insana. Esin çok daha mutlu, gururlu bir kadın. Kaldıramazdı bu yük. İnsan içine çıkamazdı. Onun için evimizde yardımcımız olmayı kabul etti. Şu an söylediğim hiçbir şey tatmin etmiyorsa içindeki bir soru bitiyor, öbürü başlıyor. İnan ki bütün hikayem bu. Kimsenin kötü bir niyeti yoktu. Elset de, ben de seni kaybetmek istemiyoruz. Efendim? Melek, Feride Hanım'ı hastaneye kaldırdık. Ne? Feride Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Alo, Halil ne oldu? Bilmiyorum. Sürendeyken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdi. Hadi çıkın gelin. Tamam. Çok önemliymiş.
asla affetme. Takip edilmesi lazım. Yani şimdi göremeyecek miyiz? Kendine geldiği zaman duruma bakarız. Korkulacak herhangi bir şey yok. Olabileceği en emin yer burası. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geçecek, tamam. Hepsi geçecek. Annenle biraz yalnız konuşabilir miyim? Konuşalım mı seninle? Konuşalım. Ne konuşacak bunlar şimdi? Hiçbir fikrim yok. Ah Feride. Keşke hiç söylemeseydik. İlmesi hep rezil. Hakkıydı. Onun senin benim beni hiçbir zaman annesi olarak görmeyecek. Onun bir tek annesi var. O da sizsiniz. Niye
vedalaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Esat, eğer gidersen beni sen öldürürsün. Esat. Ne hissediyorsun? Herhalde sen ne hissediyorsan aynını. Kardeş olduğumuzu hiç bilmeden büyüdük. Ne yazık ki. Neden beni aramadın? Sen de beni aramadın. Kardeş olduğumuzu öğrendiğinde senin için bir şeyler değişti mi? Ben zaten seni hep kardeşim gibi sevdim. Ama Necat'ın kuzenin olmadığını öğrenmesi, onu bu kadar çok sevmeseydim, seni şimdi bu kadar vicdan azabı çekerek kıskanmazdım. Melek, konuşmanız bittiyse biraz izin verir misin? Tabii. Benim için de saklamak hiç kolay olmadı. Hiç açık vermez. Feride Hanım benim teyzem. Anlıyoruz. İnan bana. İnan bana bu sır hayatımın en ağır yüküydü. Melek'le ne konuştunuz? Kardeş olduğumuzu öğrenince hissettiklerimizi. Ne hissediyorsun peki? Birlikte büyüdük. Siz kardeş gibisiniz dedikleri her an aslında bir gerçeğe dokunuyorlarmış. En kötüsü ne biliyor musun? Senin için bile kavga ettik. Kardeşim seni seviyordu. Beni senden kıskanıyordu. Ama ben kardeş olduğumuzu bilmesem de kardeşim gibi görüp bunu temizlemek istedim. İntihar ettiği o gün sanki gerçekten kardeşim ölüyormuş gibi düşündüm. O mutlu olsun, içi rahat etsin diye tamam dedim. Evleneyim. İçinde bir şüphe kalmasın. Sen Namık'la bunun için mi evlendin? Zülal. Keşke her şeyi evlenmeden önce bilseydim. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor.